İyi akşamlar, iyi hafta sonları, iyi hafta başları. Heyecanlı günler geçirdik. En önemlisi de Türk parası umduğumuzun çok ötesinde kıymetlendi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın pek çok vesileyle şiir okuması doğrusu Erdoğanlı günlere bir tılsım katıyor, bir güzellik katıyor. Şiir okumak çok güzel bir şey. Ayrıca kendisinin sanata büyük merakı var. Evet, ne oldu? Köpük gitti. Neyin köpüğü gitti? Doların köpüğü gitti. Meğer o yükselen şey bir köpükmüş. Ve o köpük gitti. Gerçek rakamlara dönüyoruz. Bütün bu organizasyon nerelerden çıktı? Nasıl oluştu? Bunları konuşacağız bugün. İlk konumuz tekrar doların çıkışı olacak. Şimdi tabii çok konumuz var. Aslında bütün dolar operasyonları var. Bunun medya boyutu var. İşte finansal boyutu evet. var. Hepsi var. Öznur Çalık konuğumuz olacak. AK Parti MKYK üyesi. Ona bu AK Parti sahaya iniyor. Şimdi bu ekonomik değişikliği anlat. Ama erken seçim şeysi de bitti. Nokta kondu. Evet. Yani. Şimdi onlar da sahneye iniyorlar hem noktayı koydu Sayın Cumhurbaşkanı. Gündem değişti. Nazif bize şeyi anlatacak değil mi? Bu finansal operasyonların tarihçesini anlatacaksın. Evet. Eray hocamız bize bunun stratejik önemini anlatacak. Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldık ve ucundan döndük. Abdurrahman senin gündeminde neler var? Benim gündemde bu İBB, FETÖ, PKK. İBB'nin içinde terör örgütü oldu ve İçişleri Bakanlığı araştırma başlattı. Evet, teftiş kurulu başkanı özel bir teftiş başlattı. Kurtuluş'un elinde çok güzel medya analizleri var. Cemal hocamız da bize operasyonun, finansal operasyonun detaylarını anlatacak. Ama bütün bunları bölünmeden konuşmak için şimdi bir reklama gitmek istiyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Sayın seyirciler, Canan Barlas'la gündem aslında şimdi tam olarak başlıyor. Gündemimiz hakikaten çok yoğun. Ekonomik operasyonun arka planını konuşacağız detaylı olarak. Hem bize karşı ne yapıldı, nasıl bir güçler devreye girdi, ne büyüklükte paralar konuşuldu ve biz nasıl önlemler aldık. Bütün bunları detaylarından konuşacağız. Ve tabii bu yaşanan ekonomik değişikliğin sonucunda aslında siyasi söylem de değişti. Evet. Geçen haftalarda işte erken mi seçim olur, o mu cumhurbaşkanı olur, bu mu cumhurbaşkanı olur derken bir anda bütün muhalefetin sesi kesildi. Bir aralarında toplandılar. Ne yapacaklarını şu anda karar vermeye çalışıyorlar. Çünkü bütün geleceklerini dayadıkları felaket senaryosunu, kaos senaryosunu yürürlüğe sokamadılar. Şimdi AK Parti de bu arada sahaya iniyor. Şu andaki yakaladığı pozisyonu anlatmak üzere sahaya iniyor. Şimdi bir AK Parti'nin nasıl sahaya indiğini bir seyredelim. Arkasından AK Parti MKYK üyesi Sayın Öznur Çalık'la AK Parti'nin o sahaya indiği zaman neler anlatacağını konuşacağız. ...2023'e giden süreçte 84 milyon vatandaşımızın her birinin kapısına gideceğiz, elini tutacağız, gönlünü kazanacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapandı, AK Parti milletvekilleri rotayı seçim bölgelerine çevirdi. Seçmenle buluşacak vekillerin ana gündemi ekonomi olacak. AK Parti milletvekillerinin ajandasında asgari ücret zammı, vergi muafiyeti ve yeni ekonomi modeli var. İş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve işçilerle bir araya gelinecek. Yeni dönemin yol haritası doğrudan toplumun bütün kesimlerine aktarılacak. Döviz kurundaki sert düşüş ve zamlarla ilgili sokağın nabzı tutulacak. Hazırlanan raporlar parti kurmaylarına ilgili başkanlıklar üzerinden iletilecek. Vatandaşın talepleri de birinci ağızdan dinlenecek. Yeni yılda üzerinde çalışılacak kanun teklifleri için konunun muhatabı olan kesimlerin kapısı çalınacak. Düzenlemeler sırasında bu çalışmalardan yararlanılacak. Sayın seyirciler, izlediniz. AK Parti sahaya iniyor. Şimdi bunun en yetkili isimlerden birisiyle konuşacağız. Sayın Öznur Çalık,
hattımızda. Öznur Hanım, iyi akşamlar, sesimiz geliyor değil mi? Evet Cemil Bey, hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sizi aramızda görmekten çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Şimdi sahaya iniyorsunuz. Ne anlatacaksınız sahadaki insanlara? Neler soruyorlar size? Bize bir aydınlatırsanız seviniriz. Öncelikle bir düzeltme yapmak isterim. Sahaya iniyorsunuz cümlesi AK Parti teşkilatları ve milletvekilleri için çok yabancı bir kavram. Biz zaten sahadasınız. Zaten sahadasınız. Hep sahadayız. 20 yıldır sahadayız. Sahadan çekildiğimiz sadece 20 yıllık sürede 15 gün var. O 15 günde 15 seçimin olduğu gün. Peki ama şu anda sadece, bir harekete geçildi değil mi ekstradan? Evet. Yani sahada olmanıza rağmen ekstra bir harekete evet. geçildi değil mi? Şöyle, biz AK Parti iktidara geldiği andan itibaren hep milletimizle birlikte hareket ettik. Ve sadece seçim günü biz sahada seçim çalışması ya da milletle buluşma içerisinde değildik. Ama seçim günü seçimleri aldıktan sonra ertesi gün biz tekrar yeniden bir kez daha seçim varmış gibi, ertesi gün seçim varmış gibi sahalardaydık. Tabii ki özellikle 2021 yılının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 günü bütçe görüşmeleriyle tamamlandı ve 15 gün sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı ama hep olduğu gibi yine AK Parti milletvekillerimiz ve teşkilatlarımız sahadayız. Perşembe gününden itibaren bütün milletvekili arkadaşlarımız tüm Türkiye'de kendi illerinde, ilçelerinde, mahallelerinde, sivil toplum örgütleriyle, milletimizle, esnafımızla, kırılgan gruplarımızla hep iç içe dün olduğu gibi bugün ve yarın olacağı gibi de milletimizle beraber sahada olmaya devam edeceğiz. Bunun en önemli sebebi AK Parti'nin 2001 yılında, 14 Ağustos 2001 yılında kurulduğunda bu bir beyaz devrimli ve milletin hareketiyle doğan bir partiydi. O günden itibaren milletin hareketi 20 yıldır kesintisiz 15 güven oyu vererek milletin desteğini aldı ve yoluna devam ediyor. Tabii biz 15 seçimi başarıyla güven oyu alarak devam ettirirken birçok Türkiye'deki işlemleri de var olan sorunları da ortadan kaldırmak üzere yola çıktık ve o gün 20 yıl önceki Türkiye'nin finansal açıdan çökmüş, eğitim ve fiziksel şartlar açısından tamamen 70 kişilik sınıflarda eğitimlerin görüldüğü bir Türkiye'den, sağlık sisteminin, sosyal güvenlik sisteminin tamamen yok olduğu bir Türkiye'den yeni bir Türkiye inşa ederek yola çıktık ve 20 yıl boyunca biz Türkiye'nin öncelikle fiziksel yapılarında çok önemli değişiklikler yaptık. Altyapıda, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde 20 yıl boyunca %90'a yakın altyapı yatırımlarımızı tamamladık. Ama bunları yaparken önümüze de çok ciddi engeller çıktı. Bu engeller sizlerin de bildiği gibi, tüm Türkiye'nin ve tüm dünyanın bildiği gibi, öncelikle 14 Ağustos 2001'de partimiz kurulurken o günden itibaren engellemeler başlamıştı hatırlarsanız. Sayın Cumhurbaşkanımızın maalesef milletvekili olamadan Sabih Kanadoğlu'nun o dönemdeki maalesef engellemeleri, sonrasındaki engellemeleri dahil olmak üzere 3 Kasım 2002 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız seçimlere giremedi. Sonrasında Siirt seçimleriyle yeniden meclise evet. geldi ve başbakan oldu. Şimdi o günlerde engellemeler başladı ve o günler sonrası 2007'yi hatırlayın. 2007'de Cumhurbaşkanı seçtirmeyeceğiz cümleleriyle birlikte e-muhtıraları yaşadık. Gece yarısı ekranlarda e-muhtıralar gördük. 2008'de parti kapatmalarını yaşadık. 2013'te gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimleri, 15 Temmuz darbe girişimleri ve şimdi de ekonomik darbe girişimleriyle karşı karşıyayız. Yani biz bir taraftan şeytan taşlarken, bir taraftan terörle mücadele ederken, PKK'yla, FETÖ'yle, DEAŞ'la mücadelemizi yaparken, bir taraftan darbelerle mücadele ederken, diğer taraftan da
Türkiye'nin güçlü ve bağımsız yapısını ikame etmek üzere çok ciddi çaba sarf etti. Özgür Hanım, bir araya giriyorum. Şimdi altyapılardan bahsettiniz. Şimdi bir gençlik var, daha doğrusu gençlik de değil, bir 30 yaşın civarında olanların hiçbirisi bu altyapının olmadığı dönemi bilmiyor. Ve bu altyapının, bu altyapı zaten kendiliğinden gelen bir şey zannediyorlar ve buna önem vermiyorlar. Şimdi bunlara siz ne anlatacaksınız? Bunlar yeni bir şeyler duymak istiyorlar. Bir de tabii bu ekonomik krizle ilgili bir şeyler duymak istiyorlar. Onlara ne anlatacak? Bir de özgürlüklere önem veriyorlar. Özgürlüklerin hangileri var, hangileri yok? Biz ne kadar özgürüz konusunu kendileri cevap veremiyorlar. AK Parti'nin bu konuda daha şeffaf olması lazım diye eleştiriler var. Canan Hanım, öncelikle özgürlükler konusunda biz biraz evvel fiziksel gerçekleşmelerden bahsettik. Ama çok önemli adımlarımızı da demokratikleşmelerde attık. Sessiz devrimler yaptık. Biz önce siyasi istikrarı, sonra ekonomik istikrarı, sonrasında da demokratik istikrarı sağlayabildiğimiz için biz 20 yıldır milletimizden güven oyu alıyoruz ve milletimiz iktidara getiriyor. Özgürlükler açısından bugün her alanda insan hakları ihlallerinin tamamen ortadan kaldırıldığı bir Türkiye inşa etmek için mücadele ediyoruz. Gençlerimize söyleyecek çok sözümüz var. Öncelikle gençlerimizi kuşaklarla nitelendirmeyi asla doğru bulmuyorum. Hepimizin gençlik yılları oldu ve hepimizi genç olduğumuz dönemlerde bir kuşakla nitelendirdiler. Bugünkü kuşaklarımızın, ben Sayın Cumhurbaşkanımızın tarifiyle teknofes kuşağı olduğunu, teknoloji kuşağı olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'nin 20 yıllık AK Parti'nin birinci dönemi olarak, AK Parti'nin 20 yıllık birinci döneminden sonra, şimdi AK Parti'nin 20 yıllık ikinci dönemi temel hedefimiz. Bu çerçevede de yeni Türkiye ekonomi modeliyle birlikte Türkiye teknoloji hamlesi yapmak ve gençlerimizin hedeflerine onlara ulaştırmak için çok ciddi çaba sarf edeceğiz. Çok önemli teknoloji hamleler yaptık. Özellikle son TürkSat 5 ağının uzaya fırlatılması, uydumuzun milli TürkSat 5 ağının uzaya fırlatılması en son yapılan hamleydi. Ki özellikle gençlerimizin yönelmiş olduğu teknolojiyi onlarla buluşturmak, anlatmak, Teknofest kuşağıyla Türkiye'yi buluşturmak bizim en önemli hedeflerimiz içerisinde. Gençlerimize fiziksel gerçekleştirmeleri belki anlatamayız ama gençlerimizin kendi haklarının olmadığı bir Türkiye'yi mutlaka hatırlatmamız gerekir. Gençlerimiz 30 yaşına kadar seçilemiyordu. Bir insan hakkı ihlali vardı. Gençlerimiz 30 yaşında ancak seçilebiliyordu. Biz önce 25 yaşına indirdik gençlik seçilme yaşını, sonra 18'e indirdik. Gençlerimizin biz o ruhunu, enerjisini, vizyonunu meclise taşıdık. 18 yaşında gençlerimize seçme ve seçilme hakkını getirirken onların refah seviyelerini yukarıya çıkardık. Her gencimizin kendi şehrinde gidebileceği üniversitelerini ve bine yakın yurdumuzu gençlerimizle buluşturduk. Özellikle çevreye duyarlı, iklim değişikliğine duyarlı, gençlerimizin hassasiyet gösterdiği insan hakları, hayvan hakları, kadın hakları ve özgürlükler çerçevesinde de çok önemli adımlar attık. Ve gençlerimizin çok ciddi manada dikkatini çeken savunma sanayinde de çok ciddi adımlar attığımızı düşünüyorum. Özellikle İHA'larımızın, SİHA'larımızın, TİHA'larımızın, ataklarımızın, helikopterlerimizin, gençlerimizin çok ciddi manada dikkatini çektiğini düşünüyorum. Yani sadece fiziksel gerçekleşimler... Yalnız büyük şehirlerde gençlerden AK Parti'nin aldığı oy oranı bizim beklentimiz gibi çıkmadı, biliyorsunuz. Yani bütün bunları yaptık ama büyük şehirlerde neden AK Parti bu gençlere derdini anlatamadı? Bence bu konuyu çalışması lazım AK Parti ileri gelenlerinin. Canan Hanımcığım, şöyle, biz 20 yıldır bütün çalışmalarımızı yaparken, seçimlere girmeden önce, seçim sonrası hep anketlerimizi sahada yaparız.
ve sahadaki yapmış olduğumuz anketler de sandığa mutlaka yansır. Özellikle gençlerimizde de biz birinci partiyiz. Bütün gençlerden alınan oy oranlarına baktığınızda AK Parti gençlerde yine birinci parti. Ama en fazla oy aldığımız kesim bizim kadınlarımız ve orta yaş ve ileri yaş kuşaklarında gençlere göre daha fazla oy alıyoruz. Sizin söylediğiniz özellikle kadınlarımız orta yaş ve 65 yaş üstünden almış olduğumuz oy oranlarına gençlerimizi de eleştirmemiz lazım. 20 yıl AK Parti iktidara geldiğinde yeni doğmuş bir bebeğin şimdi bir genç olduğunu, oy hakkına ve seçilme hakkına sahip olan bireyler olarak Türkiye'nin geldiği durumu ve dünya devletleriyle nasıl mücadele ettiğini bizim gençlerimize anlatabilmenin yolu da gençlerimizle birlikte sahada onlara dokunarak. Ben 20 yıldır siyasette en önemli yol arkadaşlarım benim gençler ve gençlik kollarım oldu. Üniversitelerimizde, yurtlarımızda, fabrikalarımızdaki gençlerimizle sürekli bir araya geldik. Özellikle istihdamla alakalı son dönemlerde atmış olduğumuz adımlar pandemiye rağmen istihdam verilerimizin daha önceki işsizlik oranlarına göre azalmış olması, gençlerimizin istihdamı için yeni yapılan sanayimizin, teknolojimizin onları heyecanlandırdığını düşünüyorum. Bu vesileyle de gençlerimiz bizim göz bebeğimiz. Evet. Sadece sözde değil, Sayın Cumhurbaşkanımız tüm şehirlere giderken sizlerin de mutlaka dikkatini çekiyordur. Sahada da gençlerimizle çok yakın buluşmalar yapıyorlar ve her gittiği ilde de çok büyük bir coşkuyla karşılanıyorlar. Sizin hassasiyetlerinizi mutlaka farkındalık yaratacak çalışmaları yapmamız gerektiğine dair notlarımızı tabii ki alıyoruz. Özgür Hanım, şimdi yine bir araya giriyorum. Konu büyük şehirlerden açıldı. Şimdi büyük şehirlerde anlatamadığımız bir durum var. Şimdi Cumhurbaşkanımız Erdoğan da bu İBB'nin içindeki bu bir takım yapılanmalarla ilgili bir konuşması var. Bir onu dinleyelim. Bunu biz niye anlatamıyoruz? Bir onu konuşalım lütfen. Tamam. CHP Genel Başkanı'nın mahalli seçimler öncesi İstanbul'da kazandıkları belediyelerden tek bir kişinin işten çıkartılmayacağı konusunda hatırlayın, namus sözünü verdiğini biliyorsunuz. Dikkat edin, namus sözü. Seçim meydanlarında verdiği bu sözlere daha sonra ne oldu? Tabii ki diğer tüm vaatleri gibi bu namus sözü de yalan oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun namus sözüne değindi. İBB'de 15 bin kişiyi işten çıkardılar diyen Başkan Erdoğan, terör bağlantılı kişilerinde olduğu 45 bin kişiyi aldılar dedi. Bir hesaba göre 13.500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkartıp yerine aralarında terör örgütüyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi işe aldı. Şimdi utanmadan, sıkılmadan bana mektup gönderiyor. Böyle bir şey yok diye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde hanımlarıyla beraber o ağlayan insanların gözyaşlarını sen bize anlatma. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kahir ekseriyeti AK Partili meclis üyelerinden oluşmaktadır. Bütün kayıtlar onlarda da mevcuttur. Cumhur İttifakı olarak onlarda da mevcuttur. Ve senin bütün o yalanların orada tutuluyor. Bay Kemal ve onun müridi adını vermeyeceğim. Başkan Erdoğan, İBB'nin artan borcuna da dikkat çekti. İstanbul için borçlanmak ihanettir diyerek göreve geldiler, borcu 61 milyar liraya çıkardılar ifadelerini kullandı. Yeni kapıya sıra sıra dizdikleri araçların daha fazlasını hem de 3-5 kat daha yüksek fiyatla belediyeye doldurdular. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde personel fazlası vardı.
Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde israf vardı. İstanbul için borçlanmak ihanettir diyerek göreve geldiler. Belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23,5 milyar liradan planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar. Anlaşılan o ki 2024'e kadar bu borç rakamı 100 milyar lira sınırına dayanacaktır. Evet, bunun adı İstanbul'a ihanettir. Bunun adı İstanbulluya ihanettir. Bunun adı Türkiye'ye ihanettir. Halbuki yaptıkları hiçbir iş yok. Bırakın yeni iş yapmayı. Devam eden işleri bile yürütemiyorlar.